Evet, şimdi o zaman baştan şimdi bir özetliyorum. Dikdörtgen şeklinde bir tane bölmemiz var. Bir kısımda Kuveyt dinarı var, bir kısımda Bulgar lirası, Türk lirası ve İsviçre frangı var. Her bir bölmedeki paraların alım gücü birbirine eşitti. Türk lirasının olduğu yerde 120 tane vardı. Şeklimiz kare ve bakın Kuveyt dinarının olduğu yerde 4 tane. 4 sütun, 2 satır şeklinde Kuveyt dinarı. Dolayısıyla ben İsviçre frangının olduğu yere x tane olsun dedim. Bulgar lirasının olduğu satıra da x artı 2 tane olsun dedim. Neden? Çünkü kare olduğundan dolayı. Burada x artı 2 ile x'in çarpımı 120. Buradan x'i 10 bulduk. Dolayısıyla para miktarlarını 8, 48, 120 ve 20 olarak bulduk ve bunların en küçük orta katını alıyoruz. En küçük orta katını alırken de sayılarımızı çarpanlara ayırdık. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bakalım. 8, 120, 8. Mesela 2 olarak, mesela 2 olarak bir şey yapıyorum. 2 mesela 2 olarak. 8 mesela birinde 8 var, birinde 8 var, birinde 4 var, birinde 8 var. 8 nedir? Hepsinin katıdır, değil mi? Yani çünkü 8 4'ün de katıdır. Şimdi 2'leri hallettik yani asal çarpanlar olarak. Şimdi 3'lere bakalım. 120'de bir tane 3 çarpanı var, 20'de yok, 8'de zaten hiç yok. 12'de bir tane 3 çarpanı var, değil mi? Nedir 3 çarpanı? 3 çarpı 2. Ama burada şöyle bir durum var. 48'de 8 çarpanı yok, değil mi? 16 çarpanı var 8 çarpı 2. Öyle değil mi? En büyüğünü almak zorundayız. Yani Ekapı'da. O zaman çünkü 8 çarpı 2. O zaman ben 8 değil 16'yı alıyorum. 8 mesela hepsinin katıdır ama 48'in katı olmaz. Şimdi ikiler yönüyle 16. Üçler yönüyle bakalım. Bir 3 çarpanı var 48'de. 120'de bir tane 3 çarpan var. O zaman bir tane 3 almak yeterli. Peki 2 tane 3 alsam olur mu? Elbette katı olur ama en küçük katı olmaz. Şimdi 5'lere geliyorum. Bir tane 5 çarpanı var birinde. Birine 5 çarpanı var. Diğerine yok. O zaman bir tane 5 almamız yeterli. Birinde 2, birinde 5 olsaydı o zaman 2 tane 5 alacaktım, değil mi? O zaman ne oluyor? 16 çarpı 3 48, 48 yani ne oluyor? 48 çarpı 5 ne yapar? Burası 48 yapıyor. 48 ile 10 çarpı 4 80, 240 oluyor, değil mi? 240. Yani şunu kastediyorum. Yani hepsinin alım gücü, paranın alım gücü 240'a karşılık gelsin. 240'a karşılık gelsin. Bu ne demektir? Siz 240'ı 120'ye bölecek olursanız, yani demek ki bir tane paranın alım gücü, yani 240, yani Türk lirası 240'ı 120'ye bölecek olsa, Türk lirasının bir tane Türk lirası 2'ye karşılık gelirse, tabii oran olarak yapıyorum. Yani bir Türk lirası alım gücü 2 ise mesela, 2, çünkü 120 tane var. Ama şeyi bölsem mesela 240'ı 12'ye bölsem, tabii ki 240'ı 12'ye bölsem. Şimdi Bulgar levhasına bakalım. 2, pardon, 48'e böleceğim. Zaten burada çarpanlara da 240'ı direkt 48'e bölmeyin arkadaşlar. 240'ı buldum ama bakın 16 çarpı 48 yapıyor. Bir de 5 var. O zaman demek ki bir Bulgar levhası alım gücü 5'miş. Alım gücü 5. İsviçre frangına gelince İsviçre frangı gördüğümüz gibi 20 tane var, değil mi? 20 tane var. 240 20'ye bölsek 10'a bölsek 24, 2'ye bölsek 12. Demek ki bir İsviçre frangı ne yapıyor? Alım gücü 12. Yani 12. Yani bu ne demektir? Bunlar oran olarak, yani kıyaslamalı oran olarak şey yapıyorum. Kuveyt dinarına gelince en değerli zaten olduğu belli. Az miktar. Bir 8 tane var. Zaten bunu 8'e bölsek 16 ile 8 saat 2 olur. 15-30. Bir Kuveyt dinarı gördüğünüz gibi 30 tane alım gücü var. Yani 30 alabiliyor. 30 gücü, yani kuvveti 30. Bulgar levhasının kuvveti 5. İsviçre frangının kuvveti 12. Tam alım gücü bunu kastediyor. Oransal olarak. Şimdi o zaman ben bulduğum sonuçları bir şuraya yazacağım ama tabii gidiyor görüntü. Buna Şeval bir şu görüntüyü bir şey yapar mısınız? Sana zahmet ya. Hani 30 alım gücü falan şu aşağı geçeceğim onu geçeceğim. Neydi Kuveyt dinar 30 muydu? Kuveyt dinar alım gücü 30 değil mi? Kuveyt dinar 30'du. Bulgar levhası 5'ti. Bulgar gücü 5'ti. Sonra ne bulmuştuk? İsviçre frangı 12.
12 ve Türk lirası da 2 miydi? 2'ydi. Evet, en değerli kuvvet dinarı görülüyor. Şimdi hangisinin fiyatı en yüksek demiş? Şimdi 30 tane 20 tane kuvvet dinarına bir tane oyuncak alınabiliyormuş. Şimdi düşünelim. Bir kuvvet dinarı bir tanesi 30'du değil mi? Eti yücü. Yani bir tanesi 30, 30, 30, 20 tane 30 ne yapar? 600 yapar değil mi? Yani bunun gücü 600. Şimdi 180 demiş. Bir Türk lirasını biz 2 olarak kabul etmiştik. 180 ile 2'yi çarpacak olursak bunun gücü 360 olur. Kovboy şapkası 80 İsviçre frangına eşitmiş. Şimdi bir İsviçre frangının değeri 12 idi. 12 ile 80'i çarparsak, 10'la çarpsak 120. 120'nin 8 katını yapar. 0, 8 kere 2, 16, 50, 960. Bu 960 alım gücünde. Şapka bayağı değerli çıktı ya. Ne özelliği varsa. Şimdi çizmeye bakalım. Bakalım bu kovboy yani 160 Bulgar levasını alınabiliyormuş. Şimdi Bulgar levası pardon arkadaşlar. Alım gücü 5. Bir tane Bulgar levası alım gücü 5'te 160'tan 5 çarparsak ne olur? 10'la çarpsak 1600, 800. Bu 800. Şu an için kovboy şapkası önde gidiyor. Bakalım at arabası ne kadarmış fiyatı. 20 kuvvet dinar ile 90 Türk lirası alınabiliyormuş. Şimdi 20 kuvvet dinarı ne yapıyor? 20 çarpı 30. Zaten şöyle bir olay var değil mi? Mesela A ile E'yi yani kıyas edecek olursak mesela zaten A'yı direkt eleyebilirsiniz değil mi? Çünkü ilaveten yani E'ye daha ağır basar mesela. Yani zaten bu 600 yapıyordu. Bu 600 yapıyordu. 20 Türk lirası da bir tane Türk lirası 2 lira yapıyordu. 180. O da ne yapar? 780 lira olarak bulunur. 780 alım gücü. O halde cevabımız C olacak arkadaşlar. Yani en pahalı buradaki şey kovboy şapkasıymış. Anladık herhalde. Gördüğünüz gibi AYT denemesi çözüyoruz. Şimdi bu AYT denemesinde arkadaşlar yani ilk sorular biraz hani TYT'nin biraz daha böyle biraz nitelikli hani biraz da zorlayıcı sorular geliyor ama bunlar mesela bir alt versiyonu hani TYT olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda ne diyor arkadaşlar? Bir tavuk günde 60 çekirge, bir kaz günde 160 çekirge yemektedir diyor. Dikkat. Şimdi Çin hükümeti çekirge istilasına karşı bir bölgede tavuk ve kazlardan en az birer tane bulundurulmak üzere çekirge istilası vuku bulduğunda bu bölgeye gelen çekirgelerin günde 3000 tanesinin tüketilmesi hedeflenmektedir. Günde 3000 tanesinin tüketilmesi hedeflenmiştir. Hedeflenmiştir değil, hedeflenmektedir. De diyelim daha iyi olsun. Şimdi bu bölgede kaç farklı sayıda kaz bulunabilir demiş. Şimdi bakın buradaki kaz sayısına bu bölgede bulunan kaz sayısına K diyelim. Tavuk sayısına da T diyelim. O zaman tavuk ve kazların yediği çekirge sayısını bu hayvanların sayıları cinsinden yazalım. Yani bir tavuk 60 çekirge yerse 2 tavuk 2 çarpı 60 çekirge, 3 tavuk 3 çarpı 60, T tane tavuk varsa demiştik. O zaman 60 T tane çekirge yendi tavuklar tarafından. Artı bir kaz günde 150 çekirge yerse 150 ile de kazı çarpıyoruz. Neyi bulacağız? Toplam sayımız 3000 olacak. 3000. Bu tabii ki günde götürmemiz gereken. Şimdi bu hedefleniyor. Tabii ki biz burada işlemi sadeleştirecek olursak mesela her iki tarafın 10 ortak paranteze olursa alacak olsak mesela sıfırlar gider değil mi? Hatta 3 ortak paranteze alsak ne olur mesela 3 ortak parantezinde şöyle yazalım. 2t artı 5k eşittir 3 çarpı 100'den. Üçler de gider. O zaman gördüğünüz gibi iki tane tavuk artı beş tane kazın
5 yani 5 kalır 5 çarpı k kazların 5 katı 100'e eşit. Böyle bir eşitlik bulduk. Şimdi bu eşitlikte bakın şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin. 100 sayısı hem 5'in katı hem de 2'nin katı olan bir sayıdır, öyle değil mi? Çünkü 100'ün çarpanlarında, asal sayı çarpanlarında bildiğiniz gibi 10 çarpı 10 var. 12 çarpı 5'ten oluşuyor. Dolayısıyla 2 ve 5 sayıları var. Şimdi bu sayı 2'nin katı. 100 2'nin katı ise 5K'da 2'nin katı olmak zorunda. Bakın bu 5K 2'nin katı olmak zorunda. Aynı şekilde bakın bu 5'in katı, bu da 5'in katı ise aynı şekilde 2T'de 5'in katı olmak zorunda. Şimdi bu eşitliği, bu yorulmamamız ne fayda sağlar? Yani siz tutup da 2 çarpı, yani tavuk sayısını 3 diyemezsiniz. Neden? Tavuk sayısını 3 derseniz, 4 derseniz, 7 derseniz ne olur? 2T 5'in katı olmamış olur. 5'in katı olmayan bir sayıyla 5'in katı olan 5K sayısını siz toplayıp 5'in katı olan bir sayı bulamazsınız. O yüzden dolayı burada tavuk sayısı 5'in katı, kas sayısı 2'nin katı olacak şekilde değer vereceğiz. Ki sonuca yaklaşalım. Bir de burada ne demiş bakın arkadaşlar? En az birer tane bulunacak diyor değil mi? Bu ne demektir en az birer tane bulunacak? Şu demektir. Şimdi tavuk sayısı bakın tavuk sayısı 0 olabilir mi? Olabilir. Ancak burada en az birer tane dediği için buna 1 mi vereceğim? Hayır. 5'in katı olacak ya. Buna kaç buna biz 5 verebiliriz mesela. Bu 5 olabilir. Buna karşılık k ne olur mesela? İşte burası bakın 5 kere 2 10 yapar. 90 olması için ne olacak mesela? 90 5'te neyin çarpımı 90 olur? Elbette 18'inde bu 18 tane kaz olacak. Burası 10 olursa buna karşılık gelen bir değer olur. Nokta 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 en son ne olabilir mesela en son? En son mesela 2 ile neyin çarpımı 100 olur? 2 ile 50'nin çarpımı burası 50 olabilir. O zaman bu 0 olur. Bir öncesine gidelim. 5 gidiyoruz ya bakın demek ki burası 5 10 15 50'den önce ne gelir? 45. Burası 45 olursa 2 çarpı 45 90 olur. 90 5K 10'u vermek zorunda 100 olsun. O zaman K da 2 olacak değil mi? Bu şekilde giderseniz bakın bu ne oluyor? 18. Sonra burası ne olacak? 16. Bakın o zaman ne oldu? Bana kaç farklı sayıda kaz bulunabilir demiş. Bakın kaz sayıları gördüğünüz gibi tabii şu değeri alamaz. Çünkü en az birer tane dediği için 2'den 18'e kadar her değer olabilir değil mi? Kaz sayısı. Kaç farklı sayıda? Yani mesela 2 bir farklıdır. 4 farklı bir sayı değil mi? 2'den 18'e kadar kaç tane sayı vardır? Siz bunu şu şekilde bulabilirsiniz. Bakın 2, 4, 6, nokta 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 18 sayı kaç tane var bundan? Bunu birinci yöntem son terimden ilk terimi çıkarıp 2, 2 arttığı için 2'ye bölüp ve 1 eklemi unutmuyorsunuz. O zaman ne olur? 18, 16, 2'ye bölsek 8, 1 daha 9 olur. Ya da şöyle bulursunuz. Hani siz ilkokulda falan hani 3'er 3'er sayı, 4'er 4'er sayı falan deniyor diyor size. Mesela ikişer ikişer sayı desem 2, 4, 6, 8 falan böyle gidersiniz değil mi? 18'e gelinceye kadar kaç tane sayı olurun cevabı 18'i 2'ye bölmektir arkadaşlar. O zaman yine 9 olarak bulunur. Pekala ama bu temel düzeyde yani mesela başlarsa böyle ama diyelim ki sizin saymanız mesela şöyle olursa atıyorum 10, 12, 14 işte böyle giderse mesela 14'e kadar olmuş 3 tane olduğunu görüyorsunuz ve 16 olsa yani 4 tane olduğunu görüyorsunuz. O zaman 16'yı 2'ye bölmüyorsunuz. Niye? 2'den başlarsanız bu kural geçerli. Yani bölme kuralı. Bunu nasıl yapacağım? Bunu o zaman şöyle yapabilirsiniz. Son terimden ilk terimi çıkarıyorsunuz. 2, 2 artı 2'ye bölüp ve 1 eklemeyi unutmuyorsunuz. Bu durumda ne bulunur? 16'dan 10 çıktı. 6, 2'ye bölsem 3, 1 daha 4 olur. Cidden de 4 tane sayı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki cevabım 2B olacakmış. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda, bakın üçüncü soruda A eşittir, yani küm olarak X öyle ki diyor. X bir basamaklı pozitif tam sayı. X bir
bir basamaklı pozitif tam sayı deyince biz ne anlıyoruz? Demek bizim kümemiz ortak özellik yöntemine göre 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Yani 9 tane değer olur. 0, 0 olmaz. Neden? 0 ne negatiftir ne de pozitiftir. Ona dikkat edin. Kümesinin bazı elemanları aşağıdaki 6 kutuya, her kutuda farklı bir eleman olacak şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Gördüğünüz gibi 6 tane kutuda boş yer var. Yani bu elemanlardan bak, her kutuda farklı bir eleman, farklı diyor. Bu ne demek? Yani siz 1'i bir yerde kullanabilirsiniz. 2'yi 2 bir yerde kullan, atıyorum. Ve hepsini de kullanamıyorsunuz. Niye? 6 tane kutu var çünkü. Buna göre A kümesinin kullanılmayan elemanların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu sorunun, yani tek tek şimdi 6 tane düşünün. Mesela ben bir kombinasyon hesabı yapsam, yani bunları tek tek denesem, hiç düşünmeden mesela arkadaşlar, bu nedir? Yani 10 elemandan 6'sını seçsem, ne olur mesela? Yani ihtimal hesapları yapıyorum. Bakın 10'un 6'sı olur değil mi? 10'un 6'sı çarpı, bir de seçmiş olduğum 6 tane elemanı sıralı bir şekilde düzgün yerlerine koysam, o da ne olur? 6 elemanı 6 farklı şekilde sıralarsınız. Bu kadar büyük bir rakam değil mi? Yani belki 1000'i geçiyor yani. 2000, 3000 falan böyle bir şey denemeniz mümkün değil. Siz bilgisayar değilsiniz. O zaman bunun zayıf noktası neresi olabilir? Zayıf noktası. Düşünelim. Tabii bunda işlem önceliği de önemli. Yani işte şeye göre mesela şurada işlem önceliği de önemli tabii ki. Şimdi o zaman bunun zayıf noktası olmalı. Mesela ben düşünüyorum. Tabii ki illa en baştan bir şey yok. Bakın bir şeyden önce işlem önceliği deyince bakın şu işlemi şuradaki işlem arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Bakın buradaki işlemi yapacağım, bulacağım. Sonra bakın ya bir şeyden böldüğüm bir şeyi çıkaracağım. Şuna bakalım. Çarptığım bir şeyle bir şeyi toplayacağım, 6 bulacağım. Şimdi o zaman ben bir kere burası böldüğüm bir şey tam sayı olmak zorunda. Neden? Çünkü buraya getireceğim sayı tam sayı. Siz tam sayıdan bir tam sayı çıkarırsanız 6'yı bulursunuz. Küsuratlı olmayacak. Demek ki tam bölünecek. Mesela bu ne anlama geliyor? Siz buraya 6/7 yazamazsınız. Ya da 9/2 yazamazsınız. Tam olacak. Pekala. Tam olacak ama bir şeyi bölüyorum. Bakın bir şeyi bölüyorum. Ve bu buraya da mesela buraya getirmiş olduğum sayıda bak buraya ne olabilir mesela? Şimdi bak bir şeyi bölmüşüm. Bakın bir şeyi bölmüşüm. Böldüğüm bir şeyin en az ne çıkabilir? En az 1 çıkar değil mi? En az 1 çıkabilir. Çünkü 1'den küçük olamaz değil mi? En az 1 çıkar. Bu ne demek? En az 1 çıkması senin buraya ya 7 getirebilirsin ya 8 getirebilirsin ya da 9 getirebilirsin. Bakın gördünüz mü? Kısıtladım. Şimdi yukarıyı düşüneyim, toplamayı düşüneyim. Bakın şu toplamda acaba buraya ne getirebilirim onu düşünelim. Yine sarı olan bölgede bir şeyle bir şey çarpmışım. Çarptığım bir şey bir tam sayıdır, öyle değil mi? Tam sayıdır. Şimdi o zaman bir şeyle şu bulmuş olduğum şu gruptaki sayıyı topluyorum. 6 bulduğuma göre sen buraya getirmen gereken sayı örneğin 6 olabilir mi? Olamaz değil mi? 6 olamaz. Küçük olmak zorunda. Neden? 7 hiç olamaz. 8 hiç olamaz. Niye? Çünkü senin birden en aşağı hatta 1 elde edebilir miyim? Onu düşüneyim. Benim 1'i elde etmem için bir şeyle bir şeyi çarpıyorum. Benim 1'i elde etmem için bakın düşünün. Benim 1'i elde etmem için her ikisinin 1 olması gerekiyor. Buraya 1 getirirsen buraya 5 getirebilirim. Ancak sen buraya 1 getiremiyorsun ki en aşağı 1'e 2 getirsen toplam ne oluyor? 1 ile 2'nin çarpımı ne yapar? 1 ile 2'nin çarpımı 2 yapar. O zaman sen bu soru işaretli yere, bakın soru işaretli yere yani 1 getirebilirsin. Mesela 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir. 5 gelir mi? 5 gelemiyor. Neden? 5 gelmesin 1 çarpı 1 olması gerekiyor. Onu getiremiyorsun çünkü aynı şeyi kullanamıyorsun. O zaman 1, 2, 3, 4'ten birisi gelir değil mi? Bunlar gelebilir.
Şimdi ne yaptım? Bana kalırsa zayıf nokta burası. Çünkü pekala. Şimdi 7, o zaman bunları deneyelim mesela. Şu bölmeden başlayalım. Bölmede bakın ben buraya, tabii ki bir de şu var. Hani bir yerde kullandığınız sayıyı diğer tarafta kullanmak gerekiyor. Onun koordineri yapmak gerekiyor. Onu da gözün almanız gerekiyor. Bakın şimdi ben şimdi düşünüyorum şu kutu eksi şuraya yazayım ben. Burada bölümüyle bölü. Tekrar kutu eşittir 6 var. Bak şu işlem önce yapılıyor tabii ki. Buraya ben düşünüyorum şimdi. Bunu şu 7 getirsem. 7 getirsem. 7'den neyi çıkarırsam 6 olur. 1'i. Şu grup 1 olacak. Bir grubun 1 olma şansı şansı var mı? Var. Nasıl var? 1 nasıl olur? 1'i 1'e bölersen 1 olur. Yani aynı sayıyı. 2'yi 2'ye bölersen 1 olur. Bu da mümkün değil. Neden mümkün değil? Aynı rakamı kullanamıyorum. O zaman 7'yi deledim. Gördünüz mü? 7'yi deledim. 8 deneyelim hadi. Kaldı 2 tane. 2 tane şey mi kaldı? Pekala, burası 8 olsa. 8 olsa. Bu arada bu 8 olsa. Şimdi 8'den bir şeyi çıkarıyorum. Bak 8'den bir şeyi çıkarıyorum. 6 çıkacak. Hayda. Ne olabilir arkadaşlar? 8'den ben neyi çıkarırsam 6 olur? Yani 8'den neyi çıkarırsam 6 olur? Elbette 2. Peki hala 2'yi nasıl bulabilirim? 2'yi nasıl bulabilirim? Bunu pek çok şey verir değil mi? 2'yi nasıl bulabilirim? O zaman burası 1'e 2 olabilir. 2'ye 4 olabilir. Değil mi? 2 katı olacak. Yani 3'e 6 olabilir. Başka 4'e 8 olabilir. Ama 4'ü 8'i getiremem. Çünkü aynı rakamı bir kere kullanabiliyorum. Bu durumda ben ne yapacağım? Bakın bu durumda ne yapacağım ben? Buradaki 8'i siliyorum. Neden siliyorum? Çünkü ben burada 8'i kullanamam. Şunu niye silmeye? Pardon. Allah Allah. Allah Allah. Burada 8'i kullanamam. Tamam, onu eledik. 8'i kullanamıyorum. Bakın 2'ye 1, 4'e 2, 6'ya 6, 3 kullanabilirim. Bunlar olabilir. Şu çizgi çekelim. Bir kere 9 kullansaydım. 9 kullansaydım. 9'dan neyi çıkarırsam 6 olur? 3. O zaman ben buraya 1'e 3 getirebilirim. Değil mi? Sonra 2'ye 6 getirebilirim. 3'e 9 getirebilirim. Fakat 9'u burada kullandığım için kullanamıyorum. Bakın bu kadar. Gördünüz mü? Yani şimdi burada kullanacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları kullanabilirim. Bir de diğerine geçelim. Tabii ki bakalım diğerini sağlayanlara bakalım. Diğerinde neydi mesela? Onunla bir tablosunu yapalım. Bakın burada bir şey var. Artı bir şeyle bir şey çarpılıyor. Sonra 6 bulunuyor. Biz ne getiriyorduk buraya? Düşünelim. Buraya 1 getirebilirdik. 1 getirebilir. Buraya 1 getirmem için buranın 5 olması gerekiyor. 5 olabilir mi? 5 nasıl olur? Hangi sayıdan çarptım? 1 getirsem. Bakın burası 5 olacak. 5 nasıl olur? 5 ne? 1'in çarpımı olur. Başka ihtimal var mı? Ben 5 ile 1'i kullanırsam, burada 1'i kullandığım için 1 burada var. O zaman bu olmuyor. Demek ki burada 1'i de eliyoruz. Bak, 1'i de eliyoruz. Gördünüz mü? Bakın 1'i kullanamıyoruz. 2'yi kullansaydım. Bakın 2'yi kullansaydım. O zaman burası 4 olacak. 4 nasıl olur? Öyle ya, 4 nasıl olur? 4 çarpı. Evet, 2 çarpı 2 ama aynı rakamı kullanamıyorum. Evet, olmaz. O zaman 1'e 4 olabilir. 1'e 4 olur. Başka? Başka olur mu? Çarpım olmaz değil mi? Başka bir ihtimal yok. Peki hala 3 kullansaydım? 3 kullansaydım? O zaman 3 kullansaydım ne olması gerekir? Diğer şu kısım 3 olması gerekir. 3 kere 1. 3 ama 3 kere 1 ama 3'ü kullanıyorsun. 3'ü kullanmadan 3'ü bulabilir, elde edebilir misin? Hayır. Değil mi? Hayır. O zaman olmuyor. Geriye 4 kalıyor. Bak 4 kalıyor. Şimdi 4 kullansaydım. O zaman buranın çarpımını 2 yapması gerekiyor.
Çarpım ne zaman 2 olur? 2 ile 1'in çarpımı. Başka bir ihtimal var mı? 2 çarpı 1 olabilir. 2 çarpı 1 olabilir. Tamam. Şimdi o zaman burada o zaman bunu da kullanacağım bunlar. Ama tabii ki biz tabii ki mesela ben şimdi tek tek bu biraz bağlı, şimdi ikisini birleştirelim. Mesela bu doğru olmuş olsa 8 2 1'i kullanmış olsa 8 2 1'i kullanmış olsa bak 2'yi kullandım, 1'i kullandım, 8'i kullandım. Tabii ki burada yine 8 var. Yine 8 var tabii ki. Kullansam burada bakın burada 2 1 4 var. 2 tane ihtimal var. 2 1 4 var. Bir ihtimalle 4 2 1 var. Gördünüz mü? Yani her halükarda siz 4'ü 2'yi kullanıyorsunuz. O zaman ben 4'ü 2'yi kullandığıma göre sen burada bunu kullanamazsın. Ya bunu kullansan bunları kullanamıyorsun. 2'yi burada kullanırsan burada diğer tarafta mesela şu diğer işlem 2 yani 2 mutlaka kullanılıyor bak. Yani bu, o zaman ben bunu eliyorum. 2'nin kullanılmadı. Bunu eliyorum. 2'yi kullanmışım burada. Bunu eliyorum. 2'yi kullanmışım burada. O zaman ne kalıyor? O zaman gördüğünüz gibi ya bu kalıyor ya bu kalıyor. Diğer de bu kalıyor. İki tane ihtimal var değil mi? Şayet ben şu geçerliyse bakın. Yani şu 8, 6, 3 geçerliyse burada ben neyi kullanabilirim? 8 neyi kullanabilirim? Söyleyin. 8, 6, 3 kullandıysam burada 2, 1, 4'ü kullanabilirim. İki şekilde kullanabilirim. Ya bu şekilde kullanırım ya da bu şekilde kullanırım. Öyle değil. İki şekilde. Ama fark etmiyor. Mesela soruda hangi kutuya ne geleceğini sormuyor. Açıkta kalan, kullanılmayanları soruyor. Onun için her ikisi de olabilir. Yani şunu kullandığınız anda şu da olur, bu da olur. Pekala 9 al şayet 8 6 3'ü kullanıp da 1 2 burada 1 2 4'ü kullanırsam geriye kalanlar hangiler oluyor? Sayalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın. 8'i kullandım. Gitti. 6'yı kullandım. Gitti. 3'ü kullandım. Gitti. Burada 2'yi kullandım. 1'i kullandım. 4'ü kullandım. Açıkta kalanlar 5 açıkta kaldı. 7 açıkta kaldı, 9 açıkta kaldı. Bir de şu olsaydı, onu deneyelim. 9, 6, 2'yi kullansaydım. Ha bu arada 9, 6, 2'yi kullanamıyorum arkadaşlar. Neden kullanamıyorum? Çünkü 2'yi ben, bakın burada 2 var ya. Ben burada 2'yi kullanırsam, diğer tarafta 2'yi kullanmamam gerekiyor. Fakat şurada 2'yi kullanmadan veya burada 2'yi kullanmadan işlemi gerçekleştiremiyorduk. Onun için bu da olmuyordu. 9 3 1 olabiliyor mu? 9 ha pardon o zaten olmuyordu. Elemiştik zaten. 9 3 1 olsaydı 9 3 1 o zaman oluyor. Bakın onlar şunla yazalım. Şimdi tekrardan yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ben 9 3 1 bakın 9'u pardon. Pardon 8 yoktu ya. 9'u kullandım. 9'u kullandım. 9'u kullandım. 3'ü kullandım. Bakın 3'ü kullandım. 1'i kullandım. Sonra burada 2 1 4'ü kullanıyorum. 2 ama burada biz 1'i kullanırsak bu da olmuyor. Burada 1 var. Gördünüz mü arkadaşlar? Pardon. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. 1 var. Burada oysa 1 her ikisinde var. Bunu da kullanamıyorsunuz. Bunu da eliyorum. O zaman tek bir tane alternatif kalıyor. O zaman açıkta kalanlar ne oluyor? 4 7 9 oluyor. Bunların toplamını sormuş. 5, 7 daha 12 olur. 12 ile 9'un toplamı da 22, 21 olarak bulunur. Cevap B olması gerekir. Bakalım cevap B mi? Evet cevap B. Evet. 3 soruyu çözdük. 4. soruya geçelim arkadaşlar. 4. soru bir karmaşık sayılar konusu. Şimdi karmaşık hem AYT hem TYT konusu ortak bir konudur. Şimdi İ neydi? İyi dediğimiz sayı neydi? İyi dediğimiz sayı karekök iyi demektir. Pardon, karekök eksi bir demektir. İyi böyle bir sayı eşit. Yani karekök eksi bir. Normalde böyle bir reel sayı yoktur. Her iki tarafın karesini alsam i kare demek eksi bir demek. Bakın bu tanımdır. Bu karmaşık sayıların tanımıdır. Şimdi ben
şu işlemi dağıtalım. Bakalım ne çıkacak. O işlemi yapalım. İ ortak parantezinde 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. 3 ile eksi 6 çarpıyorum. Eksi 18 i. Eksi 2 i. Artı 6 i kare olur. Bölü. Aşağıda ne var? A aşağıda bakın 2 kare farkı var. A eksi b çarpı a artı b nedir? A kare eksi b karedir. Yani 2'nin karesi. Eksi i kare yapar. 2 kare farkından. Eşittir diyorum. İ ortak parantezinde. Bakın i kare eksi 1'dir. Burası eksi 6 olur. Burası 6 birbirini götürdü. Eksi 8 i, eksi 2 i diye yani ne olur? Eksi 20 i olur değil mi? Eksi 20 i. Bölü aşağı ne oldu? İ kare eksi 1'dir. Bir de başında eksi var. Eksi 1 eksi çarpım artı 1 olur. Bakın burada 4 eksi eksi 1 yazalım. Yani görün yani. Şimdi burada i ile i'nin çarpımı nedir? İ karedir. İ kare eksi 1'di. Bir de eksi 20 eksi ile 20 ile eksi 1 çarparsam ne olur? 20 olur. Bu işlem 5 olur değil mi? Burası eksi ile eksi çarpım artı olur. 5 olur. 20'yi 5'e bölsem 4 olur. Cevabımız C'dir. İsterseniz 6'yı da çözelim. Yani git gel yapmayalım. Şimdi 6'da arkadaşlar x ve y tam sayılar olmak üzere. Bakın 2x kare eksi 3 böyle bir eşitlik vermiş. Bakın şuraya dikkat. X ve y tam sayılar diyor. Tam sayılar. Yani küsuratlı sayılar olmayacak. Bir de bir şeyin mutlak değeri dışarı pozitif çıkar değil mi? Burada 3 tane sayı var bakın. 3 tane. Yani bunlar ne olabilir mesela? Yani biri dışarı 1 çıksa, biri 1 çıksa, biri 0 çıkabilir mesela. Değil mi? Yani bunlar 0, 1, 2 bandında gezebilecek bir şey değil mi? Yani bu mutlak değeri dışarı 0, 1, 2 bandında çıkabilir. Yani çok fazla bir şey çıkamaz. Öyle değil mi? Şimdi o zaman o zaman 0, 1, 2 bandında sayılar düşünelim. Tabii ki burada diyecekseniz şimdi x mesela 0 olabilir mi? Olabilir. X'e ben 0 versem şu ilk eşitliği dikkat alıyorum bak ilk eşitliği. Pardon, ilk mutlak değeri. X'e 0 versem yerine 0 yazın. Bu mutlak değer dışarı eksi 3 olarak çıktı. Bu ne olacak? 3 diye çıkacak. 3 diye çıkarsa o zaman diğerleri mutlak değer dışarı ne olarak çıkacak sizce? Bunlar. Nasıl 2 olsun? 2 olması da 2 olması için bunlardan birinin eksi çıkması gerekiyor. Eksi çıkma ihtimali yok. En aşağı 0 çıkabilir. En düşük ihtimal. 0 0 çıksa yine 2 yapmaz. Demek siz x'e 2 x'e 0 getiremezsiniz. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Peki hele x'e 1 getirseydim. Denemeye devam edelim. X'e 1 getirseydim. O zaman ne olur? 1'in karesi 1. 2 çarpı 1 2 yapar. Bakın 2. 3 çıkarsa ne olur? 2'den 3 çıkarsa eksi 1 oldu. Dışarı 1 diye çıkar. Bakın. Bu o zaman 1 diye dışarı çıktı. Bu dışarı 1 diye çıktı. Artı. X'e 1 koymuşuz. Deniyorum şimdi. 2 eksi y olur. Artı. Şimdi burası 2. Eksi 3 daha ne olur? Eksi 1 olur. Yani y eksi 1 olur. Eşittir 2. Bu olabilir mi? Şu 1'i öbür tarafa atsam burası 1 olur. Bakın 1 olması için, bakın x1 için bu 1 olabilir değil mi? 1 nasıl olur? Şimdi bir kere bakın bu altını çiziyorum tekrar. X ve y tam sayıymış. Yani böyle 1 bölü 2 falan olsa tabii sonsuz tane çözüm olur. Çözemezsiniz yani. O ayrı. Çünkü tek denklemde 2 tane de şey olmaz. Elimizde bir tane denklem var. 2 tane bilinmeyen var. Normalde çözemezsiniz. Ama niye çözüyorsunuz? Çünkü burada mutlak değer var ve 2 var. Mesela bu iki yerine 415 olsa sonsuz tane çözüm olur. Çözemezsiniz yani normal şartlar altında. Şimdi burada 2 eksi y artı y eksi 1'i 1 olması ne demektir? Biri 0, biri 1 olabilir. Biri 1, 1 olabilir. O zaman deneyelim. Mesela y'ye 1 versem. Bakın y'ye burada 1 versem. Burası 0 olur. 2'den 1 çıktı burası 1 olur. Sağlıyor değil mi? Bakın y'ye ben burada 1 verdim sağlıyor. Peki hele diğerini 0 yapalım. Yani 2 eksi y var ya burada. Burada hani şunu 0 yapalım. O zaman y'ye 2 vereceğim. Bakın y'ye 2 vereceğim. Y'ye 2 verecek olursam ne olur? Burası 0 oldu. Y eksi 1 2 verirsem 2'den 1 çıktı 1. Burası 1 oldu.
1 dışarı 1 diye çıkar. 1 eşittir 1 sağlıyor. Demek ki x eşittir 1 için y 1 de olabilir. X eşittir 1 için y eşittir 2 de olabilir, değil mi? Bunlar mümkün. Peki yani 1 dışında, öyle ya, ben şimdi 1'i denedim. 1 dışında bak 0'ı verdim olmadı. 1'i verdim oldu. En azından peki 2 2 olsaydı, yani x eşittir 2. Peki yani 2, bir de burada şu var arkadaşlar. Hani ben 1 diyorum ama bakın burada şuna dikkat edin. Bakın x'in karesini almış. Bak x'in karesi. Yani siz burada x'e tabii ki siz x'e eksi 1 verseydiniz o zaman da hani olabilirdi. Onu da deneyebiliriz. Tabii ki onu, çünkü bir de eksi 1'i deneyelim. Bakın eksi 1'i deneyelim. Sonuçta eksi 1'i versem eksi 1'in karesi yine 1 olur. 2 2 eksi 3 yine 1 oluyor. Bakın burası 1 çıkıyor. Eksi 1 verdim. Burası 1 oluyor. Şimdi x'e eksi 1 verdim. Deniyorum. Ne olur? Eksi 2 eksi y artı eksi 1 vermiştim. Eksi 2 eksi 3 ne olur? Eksi 5 artı y eşittir 2 oldu. Eksi 1 verdim. Şimdi burada ne sağlayabilir? Şimdi bu 2'yi verecek. Bakın 2'yi verecek. Ben burada birini 0 yapsam mesela, hangisini 0 yapayım? Mesela y'ye 5 vereyim. Y'ye 5 verirsem 0 olur burası. Ama bu aynı 5'i burada ver. Tabii ki iki yerde o zaman burası 7 oluyor. Bak sağlamadı, gördünüz mü? Yani burayı 0 yapan değeri verdim. Diğer sağlamadı. Peki bunu 0 yapan değer -2'yi vereyim. Çünkü -2'yi versem burası 0 yaptı. Bunu -2 verseniz burası ne oldu yine? -7 oldu. Sağlamadı. Yani buraya -1 verirseniz sağlamıyor maalesef. X'e mesela o zaman ben bir 2 versem ya da -2 versem sağlıyor mu, ona bakalım. X'e 2 versem 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8'den 3 çıktı 5. Bakın burası şu anda 5 oldu. O zaman şunların, bakın 5 ile mutlak değer, yani çünkü burası bakın x ve y tam sayı ise bunlar tam sayı olacak. Tam sayı olacak. Dışarı pozitif çıkacak. 5 ile pozitif bir sayı topluyorsunuz. Bakın 5 ile pozitif bir sayı topluyorsunuz. Yine bir şey topluyorsunuz. 2 çıkıyor. Bu soru işaretli olan yerlere 0 gelir, 1 gelir, 2 gelir. En aşağı 0 gelir. O zaman nasıl 2 olacak? Bu çözüm kümesi olmaz yani. Dolayısıyla siz başka bir çözüm kümesi bulamazsınız. Bu da ne demek? Y'nin alacağı değerler 1 ve 2'dir. Bunların toplamı da 3'tür. Cevap C olacak. Şimdi sanırım anladık. 5. soruya bakalım. Biraz küçülteceğim ama çünkü şimdi soruda bakın 1'den n'e kadar kağıtları görüyorsunuz. Diyor ki okuyalım. En üstte sarı ve en altta kırmızı kağıdın olduğu n tane kağıt üst üste durmaktadır. Baştan 10. sırada mavi renkli kağıt vardır. Sadece bir kağıdın mavi ve bir kağıdın kırmızı olduğu bu kağıt kümesi şekilde gösterildiği gibi kenar orta noktaları boyunca kıvrılarak, yani şekilde görüyorsunuz, üst üste koyuyorsunuz, kıvırıyorsunuz, bak görselde görülüyor. Kenar orta noktaları boyunca kırılarak tek ortalı 4 en sayfalı bir defter elde ediliyor. Çünkü neden 4 en sayfalı olur? Çünkü bir kağıdın bir arkası var, bir önü var. Siz bir de bir kağıdı iki kere kullanıyorsunuz. O zaman ne olur? 4 en olur. Bu defter 1'den itibaren numaralandığında, yani zaten kırmızının üzerine 1 gelmiş. Arkaya çeviriyorsunuz, 2 geliyor kırmızının arkasına vesaire. Mavi renkli kağıt üzerindeki tüm sayfaların numaraları toplamı 212 olmaktadır. Buna göre başlangıçta mavi ile kırmızı kağıt arasında kaç kağıt bulunmaktaydı? Şimdi burada arkadaşlar mavi ile kırmızı arasında kağıtları soruyor. Aslında bizim kaç tane kağıt olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu istiyor aslında. Oradan o sonuca gidebiliriz. Şimdi kırmızı burada mavi kağıda dikkat. Şimdi burada ne diyor? Mavi renkli kağıt üzerindeki tüm sayfaların numaraları toplamı 212. Pekala bakın baştan itibaren sayıldığı anda mavi kağıt 10. sırada bulunuyor.
bunun katlama şeklinde göz önüne alıp şimdi sayfa numarası vermeye başlayacağız. Bakın tabii ki burada biraz bakın şu bir modelleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tek tek sayamayız. Şimdi bakın burada şu kırmızının bakın kırmızının en altına bir geliyor. Yani bir de şu orta çizgiden itibaren bakın. Şu orta çizgiden itibaren şunu da şöyle çizelim. Bakın orta çizgiden itibaren değil mi? Orta çizgiden itibaren bunu o şekilde hani, görelim. Şimdi ben kırmızının en altına bir geliyor. Bakın bir, bak şurada ikinci görselde görülüyor. Onun altına iki geliyor. Bakın sayfa numarasını bir eninci sayfa için bir ve ikiyi kullandım değil mi? Eninci sayfada bak eninci sayfanın arkasında yani şuradan itibaren gidiyorum bak şu satırdan itibaren buna şey diyelim hani sol buna sağ diyelim mesela. Şimdi altta alt soldan yukarı çıkıyorum. Alt soldan itibaren yukarı çıkıyorum tabii ki. Alt soldan itibaren. Yani alt soldan itibaren yukarı çıkıyorum. 1 2 gelecek. Eninci. Bu en. Bu nedir? Alttan birinci kağıt değil mi? Alttan birinci kağıt. Bir sonraki nedir? Sıra olarak n-1 n-2 böyle gidiyor. Bu ikinci sıra. Bakın alttan gidiyorum. İkinci sırada ne var? 3 4 gelecek. Bakın 3 4. Mesela burada bir şey dikkat ettiniz mi? 1 ile n'in toplamı n artı 1. N eksi 1 ile 2'nin toplamı hani yine n artı 1. N artı 1. Mesela ikinci sıra, bak ikinci sıra, üçüncü sıra böyle gidiyor. Hep n artı 1 olacak. Mesela bakın 1, 2. İkincisinde 2, 4. Nokta nokta. Onuncu yere geldiğim anda yine n artı 1 olması için bunun n eksi 9. kağıt olması gerekiyor. Yani alttan itibaren sayarsak. N-9 olacak. Neden? Çünkü N-9 da onun toplamı N artı 1 yapar. Bak, hep N artı 1. Bak gördünüz mü? Bak burası N artı 1. Burası N artı 1. Hep N artı 1 geliyor. Buradan o dikkatimi çekti benim. N-9. O zaman bakın ben 2 derken ne yazdım? 3, 4 yazdım. Bakın 2'nin 2 katı 1 eksi. O zaman ne olacak? N-9'un 2 katı 2 N-9 pardon, pardon, şunu düzelteyim. 2 katı nedir? Söyleyin, n-9'un 2 katı. Şuraya sığmayacak ama. Şuraya yazsaydım. 2 katı nedir? N-9 dedik, n-9. Bunun 2 katını alıyorum. Sonra 1 eksi 2 çarpı n-9. Bakın, 2, 4. Bunun 2 katı. Bunun n-9 sırada ne oluyor? Bu da n-1 olacak. Yani şu kısım, bakın şu, o zaman şu kısım, mavi kağıdın arkası yönü, yani şuradan, şu yeşille taramış olduğum yer, sayfa numarasının biri 2 çarpı n-9, diğeri 2 çarpı n-9, eksi 1. Bunu bulduk. Bakın tek 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 çıktım, 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 çıktım. Burası ne? Bunun tam üstü nedir? Mantık olarak düşünün. N tane varsa bakın N tane var. Her birinin arkasında 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. O zaman burası 2N olur değil mi? Mantık olarak 2N olur. Yani buraya 2N geliyor. Tam N ortası yani. Tüm şeyin ortası. Burası ne olur? Burası da 2N artı 1 olur. Bakın 2N artı 1. Değil mi? Onun bir altı bak onun sarının bir altı bakın sarının bir yani şu birinci kağıdı yapıyorum. Bak birinci kağıt. Birinci kağıt ne olur? 2N artı 1 ve 2N artı 2 olur. Bir fazlası. Bu ne? Birinci kağıt. Bakın birinci kağıt. 2N artı 1, 2N artı 2. Bir sonra ikinci kağıda geçelim. İkinci kağıda geçelim. İkinci kağıt 2N artı 3 2N artı 4 olur. Peki hala burada bir şey yakaladınız mı? Bakın. Ben yakaladım. Bak nasıl bir şey kaldı? Bak 1 var, 2 var. Bak sistematiği gördünüz mü? 2 var, 4 var.
Nokta nokta. 10. kağıda geldiğim anda ne olur? 10. kağıda geldiğim anda 2n artı, bak 2'nin 2 katı, 10'un 2 katı ne yapar? 10'un 2 katı 20 yapar. 2n artı 20. Bu da bir düşüyor olacak. 2n artı 19 olacak. O zaman ne oldu? Bakın mavi kağıdın mavi kağıdın şu yeşille taradığım olan yerdeki sayılar nedir? 2 çarpı n eksi 9 eksi 1. Diğeri de artı 2 çarpı n eksi 9. Sonra şurada mesela o mavi bunun şunu kırmızıyla yapalım. Şu kırmızıyla taramış olduğum yer, değil mi? Kırmızıyla taramış olduğum yer. O zaman ne olacaktır? Söyleyin. 2 çarpı pardon şunu siliyorum. 2n artı 2n artı 19'u 2n artı 19 artı 2n artı 20. Şimdi bunların hepsinin toplamı, bakın bunların hepsinin toplamı 212 verecekmiş. Bulmaya çalışalım. Bunu açıyorum. Burası ne olur? 2n eksi 18 eksi 1 daha eksi 19 2n eksi 18 diğeri 2n artı 19 diğeri 2n artı 20. Şimdi bunları topluyorum. Toplarken nasıl topluyorum? 2n'lerin toplamı nedir? 2n, 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 2n. 2, 4, 6, 8, 8n. Burada bunlar 1'ini götürecek. 10, eksi 18 artı 20 daha artı 2, 2 yapar. 8n artı 2 çıkar. 8n artı 2 ne eşitmiş arkadaşlar? Orada 210 pardon. Sekizden artı iki burada 212 değil de şu 216 olacak herhalde. Şunu yanlış yazmış arkadaşlar. Şunu düzeltelim. 216 olacak. Şu 2 yanlış yazılmış. 216 olacak. Şimdi burada her taraftan 2 çıkarsa 8'den eşittir. 214 pardon 212 pardon arkadaşlar 216 218 olacak. Yanlış olmuş. 218 olacak arkadaşlar. Şu ufak bir yanlışlık olmuş. Şunu düzelteyim ben. 218. 218'den 2 çıkarsa ne olur? 216 olur. 216'yı Şevval bir 8'e bölsene sana zahmet ya. Yirmi yedi. 27 mi çıkıyor Şevval? Evet. Yani 208'e böldü mü 25 oluyor öyle mi? 25, 27 doğru. N eşittir 27 çıkıyor. Demek ki 27 tane kağıt var. 27 kağıt varsa bize sorulan neydi? Mavi kağıtla kırmızı kağıt arasında kaç tane kağıt olduğunu soruyor. Bakın bunu tabii ki şöyle yapabilirsiniz. Arasında dediği için mesela mavi kağıda kadar kaç tane kağıt var? 10 tane. Kırmızı kağıda kenar açık. 11 tane. Değil mi? Yani sen mavi kağıda kadar olan kağıtla kırmızı kağıdı aradan çekersen yani bu 11 kağıdı aradan çekersen geriye kalan kağıtlar olmuş oluruz. O halde 20'den de 11'i çıkaracak. Ne olur Şevval? 20'den 11 çıkarsan? 16 mı? Evet. O zaman cevap da 16 olacaktır. O anlattı değil mi? Tamam, cevap 16 olacak. Hocam soru bayağı uzun değil mi? Evet. Yani şey, uzun değil aslında. Ama anladık değil mi? Anladık arkadaşlar. Anladık hocam. Ama size şunu söyleyeyim. Bu sene bir iddialı bir öğrenci var. Yani işte tıbba girmek istiyor da. O çözdü bu soruyu. Daha doğrusu çözemedi yani. Ona da zor geldi. Yani siz anlıyorsanız şunu söyleyeyim. O iddialı öğrencilerin kadar yapabilirsiniz yani. Onu söyleyeyim.
Şimdi yedinci soru. Can hazır mı bitirdik? Dersini ne zaman bitiririz hocam? Bu bir devam edelim bakalım biraz. Güzel bir soru. Şu en az şu 7'yi falan bitirelim olur mu? 7'yi yapalım yani. Sayfa kalmasın. Tamam. Şimdi ne diyor soruda? Bak 7'nin soruda. P ve R. Bir kere şey diyeceğim Ali. Buraya kadar anlayabildik mi? Hı hı. Ha iyi tamam. Yani güzel. Şimdi biraz tarz olarak hani TYT ağır basıyordu. Şu anda biraz şu ana kadar. Hatta şu bu da TYT sayıdır. P ve R pozitif tam sayılardır demiş. Eşitliği veriliyor. Polinomlardan hangileri x küp ifadesine eşit olabilir demiş. X küp. Şimdi ne şimdi x küp nereden çıkacak derseniz. Şimdi x kare ile x'in çarpımı ne yapar? X küp yapar değil mi? Belki oradan çıkabilir. Öyle değil mi Zeynep? Bak x kare neye eşit? Söyle bakalım. Px eksi r'ye eşit. Öyle değil mi? Buna bir yıldız koyalım. Buna bir yıldız koyalım. Burada da şuna dikkat. P ve R pozitif tam sayılar demiş. O zaman x küp yazıyorum. X küp eşittir. Neydi x küp? X kare ile x'in çarpımı. X kare yerine Px eksi R alıyorum. Çünkü x kare ona eşit. X'den çarpıyorum. O zaman ne olur? Bundan mı çarparsam? Px kare eksi rx olur. Tekrardan x küp eşittir diyorum. P çarpı x kare yerine tekrardan px eksi r yazıyorum. Eksi rx. Bunu açacak olursam buna mı çarpıyorum? P kare x olur. P kare x eksi pr eksi rx olur. İşlemi düzenleyelim. Yani x'leri benzer terimleri birleştirelim. Bununla mı benzer değil mi? Burada p kare eksi r olur. X eksi pr olur. Demek ki x küp ifadesi buna eşitmiş. Şunu şuraya yazalım. Bakın x küp ifadesi gördüğümüz gibi bizim x küp ifademiz buna eşitmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Peki x küp ifadesi buna eşitse x küp ifadesi buna eşitse o zaman ben acaba bu ifade bak şu ifade eksi x eksi 2 eşit olabilir mi? Olur. Ne zaman olur? Bakın x'in katsayısı eksi 1. Şayet. Burada ben p kare eksi r eksi 1'e eşit olur. Eksi p çarpı r ifadesi de eksi 2 eşit olursa olabilir. Böyle bir PR pozitif tam sayısı var mı? Pozitif tam sayı demiş. Bakın negatif dememiş. Tabii ki olabilir. Bakın burada tabii ki burada P çarpı R'nin 2'ye eşit olması gerekiyormuş. Eksileri kaybedelim isterseniz. Eksiyle, yani P çarpı R olarak görün bunu. Değil mi? P çarpı R. P çarpı R 2'ye eşit olabilir mi? Olur. Ancak 1 ve 2 olursa olur değil mi? Ya bu 1'dir ya 2'dir. 2'ye 1 de olur. 1 bölü bakın 1 bölü 2'ye 2 de olur ama bakın ne diyor burada? Tam sayı diyor. Bunlar olamaz işte. Yani 1 ve 2 olur. Başka olmaz. Ya da 2'ye 1. Kare bakalım eksi 1'i verecek mi bakalım? Ona bakalım. Örneğin 1'in karesi eksi 2 eksi 1 verir. Ama 2'nin karesi eksi 1 vermez. Demek ki ne olacakmış mesela? Burada gördüğünüz gibi bu eşitlik sağlanabiliyor gördüğünüz gibi. Yani ben P yerine 1 R yerine 2 alırsam bu eşit yani P kare eksi R eksi 1'i veriyor. P çarpı R 2'yi veriyor. Bu durumda bu olabilir. Şimdi diğerini deneyelim. Bakalım P kare eksi R sayısı 2'ye eşit. Bakın burada eksi 4 var değil mi? P çarpı R sayısı 4 eşit olabilir mi? Şimdi burada neyle neyin çarpımı 4 olur? 2 ile 2 ya da 4 ile 1. 2'ye 2 denesem pozitif tam sayı olacak.
Ama burada 2'nin karesi eksi 2 bunu verir mi? 4 eksi 2, 2 2'yi verir. 2 çarpı 2, 2'yi verir. Ama P'nin ve R'nin ne olması gerekiyor? Sağlıyor değil mi? Bu da sağlıyor mu? Yani böyle bir PR sayısı var mı? Var. Mesela sağlıyor değil mi Zeynep? Bak, P yerine 2 aldım. Fark olacak falan demiyor ki. R yerine 2 aldım. Değil mi? Bak. P yerine 2, bak P yerine 2 aldım. 2'nin karesi eksi 2 x eksi 2 çarpı 2 4'ten 2 çarpı 2 2x eksi 4. Sağlıyor. Olabilir yani. 1 ve 2 oluyor. 3'e bakalım şimdi. Bakalım 3 sağlıyor mu? Siliyorum. Neydi? Silmesi iyi olurdu ama. Pekar eksi R 3 olacak. P çarpı R de 4 olacak. Bakalım sağlıyor mu? Bunun olabilmesi için mesela 2 ile 2'nin çarpımı olabilir. 4 ile 1'in çarpımı olabilir. Ama burada 2 ile 2 olsa bakın 3'ü vermiyor. Gördünüz mü? Çünkü 4'e 1 alsam mesela 4'ün karesi eksi 1 alsam olmuyor. 1'e 4 olur mu mesela? 1'in karesi eksi 4. 1'in karesi eksi 4. Eksi 3 oluyor. 3 değil yani. Anladın mı? Yani burası eksi 3 olsa olur. Bakın sağlamıyor gördüğünüz gibi. Yani 3 sağlamıyor. Onun için cevabımız 1 ve 2 olacak. Cevap D olacak. 7 de. Evet bunu çözdük. Buna geçelim mi arkadaşlar? Bitirelim hocam ya. Olur. Ama işte şey hani bu, tamam bitirebiliriz o zaman. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar hani bu tip sorular hani biraz şey istiyor.